Bu makale Posta Öykü Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Elektrik faturası Biden'ın başına dert. Mehmet Akif Soysal Siyasetin zor zanaat olduğu dönemlerden geçmekteyiz. Bunu Türkiye özelinde söylemiyorum. ABD'yi ele alalım. Son 5 yılda salgın öncesi Trump'ın seçimi rahat kazanacağı anketlerle ortadayken salgınla yaşanan çalkantı kendisini koltuktan etmiştir. Şimdi ise çanlar Biden için çalıyor. Yüzde %10'lara yanaşan enflasyondan ABD'liler hiç hoşnut değil, dahası enflasyon olgusuna alışık değil. Biden'ın ülke çapında popülaritesi ve seçmen karşılığı enflasyon nedeniyle bir hayli yara almış durumda emtia fiyatlarındaki artış tarımsal kıtlık derken enerji fiyatlarındaki artış ABD enflasyonunda hatırı sayılır bir artışa sebep olmuştur. Kısaca üzerinden geçecek olursak enerji fiyatlarındaki artışın sebepleri Krizden çıkıştan sonra talebin aşırı canlanması, Rusya etkisi, Ukrayna ile yaşanan gerginliğin Rusya'nın enerji tedarikini bir silah olarak sunması ve karşılığında Kuzey Akım 2'ye ilişkin belirsizlikler, 2050'de karbon nötr hale gelmek hedefi nedeniyle tutarsız denebilecek eksik hesaplarla kömür, kömür gaz ve petrol yatırımlarının yavaşlaması, karbon salınımı düzenlemelerinin yaklaşması sebebiyle maliyetlerin artması. Bu faktörler hemen hemen tüm enerji kaynaklarının kömür, karbon kontratları, elektrik, gaz, petrol gibi fiyatlarını artırdı. Her birinde birkaç katlık artış yaşandı. Enflasyon, enerji fiyatlarının başkanlık seçimine etkisi o kadar önemli ki terör devleti ilan edilen ve ambargolara maruz bırakılan İran ile anlaşma emareleri vermektedir. Resmi olarak ilan edilmese de gayri resmi kaynaklar bilhassa Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası görüşmelerin hızlandığını ifade etmekteler. Amaç belli, arzı artırarak fiyatları baskılamak. İran hali hazırda 70 milyon varilden fazla hazır ve satılabilir rezerve sahip. Ayrıca günlük üretimini kısa sürede 1 milyon varilden fazla artırabilir. Bu OPEC ve Rusya'nın birlikte yaptıkları artıştan bile fazladır. Gelelim Türkiye'ye. Uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin enerji fiyatlarını sübvanse ettiği de bir gerçektir. Tüm dünyada enerji fiyatlarında yükseliş devam ederken Türkiye'de Sayın Erdoğan başkanlığındaki hükümet enerji maliyetinin önemli bir bölümü kamu tarafından üstlenilmesini sağladı. Enerji maliyetinin maliyetinin önemli bir bölümünün kamu tarafından üstlenilmesini sağladı. 2021 yılında özel tüketim vergisinden feragat etmek suretiyle 80 milyar lira doğalgaz, 20 milyar lira elektrik, 65 milyar lira akaryakıt olmak üzere vatandaşlara toplam 165 milyar TL destek sağlandı. Kişi başı desteksi 2000 liraya ulaştı. Ancak 2022 başında enerji fiyatlarına gelen zamlarla beraber siyasette bir aile hareketli dönem geçirdik. Şahsıma da bu konuda ulaşan türlü serzenişler var. Bunları haksız da görmek imkansız. Tek bir ayda artışın %100'ün üzerinde olması açıkça şok etkisi yaptı. Doğrusu hükümetinin 2021 yılı boyunca katlandığı bunca maliyeti edindiği sempatiyi neden bir ayda faturalara yansıtarak gölgelediğini anlamlandırmak zor. Aklıma sadece tek bir senaryo ihtimali geliyor. Peyderpey yapılacak bir zamdan ziyade bir ayda enflasyonu yükseltip bir dönem sonra enflasyonda ani bir gerilemeye imkan vermek. Ancak bu stratejinin ticaret dengeleri ve hane halkının desteği nezdinde karşılığı da düşünülmeli. Siyaset kurumu bir ayda gelen böylesi bir zammı göğüslemekte çok zorlanacaktır. Bakanlıkların bu tarz önemli kararların net maliyetini Sayın Erdoğan'ın önüne daha açık koyması gereklidir. Hane halkına maliyetin tek bir ayda ikiye katlanacağı senaryoyu Sayın Erdoğan'ın gönlünün katlanabileceğini zannetmediğim için bunu ifade ettim. Hane halkına maliyetin tek bir ayda ikiye katlanacağı senaryoya Sayın Erdoğan'ın gönlünün katlanabileceğini zannetmediğim için bunu ifade ettim. Keşke daha mutedil bir yolla, kısmi geçişlerle bu işi yürütebilse. Bu makale Post Öykü Dergi sponsorluğunda sunuldu.